Cem TV Ankara bürosu olarak Kırıkkale'nin Delice ilçesindeyiz. Buraya gelmemizin nedeni bu ilçeye bağlı bazı köylerin farklı partilere oy verdikleri için cezalandırıldıkları iddia ediliyor. Özellikle de Alevi vatandaşların yaşadığı köylerin elektriği ve suyunun olmadığı, yollarının asfaltlanmadığı söyleniyor. İşte tüm bu iddiaları yerinde görmek ve araştırmak için Delice'deyiz. Burası başkent Ankara'ya sadece 130 kilometre. Kırıkkale'ye ise 50 kilometre. Farklı partilere oy verdikleri için köyler arasında ayrımcılık yapıldığı iddiaları var. İşte bunlardan bir örnek. Kış ayları yaklaşıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren bir köyün sonunda Asfalt bitiyor Bundan sonra stabilize yollar başlıyor İşte bu ayrımcılığı yerinde görmek ve araştırmak için Delice'ye bağlı köylerdeyiz Yanımızda da Enver Çelgin var Evet efendim sizden dinleyelim Bu ayrımcılık uzun süredir devam mı ediyor? Evet devam ediyor Çünkü buradaki insanlar da bu devletin insanı Ve askerlik yapıyor, vergi veriyor Ancak ne hikmetse İktidar Partisi'ne o çıkmadığından dolayı Hizmetler yeterince sağlanmıyor, verilmiyor. Bunun artık son bulması, Anadolu'nun göbeğinde köylerin bu halde olmasına insanın yüreği, vicdanı el vermiyor. Hangi hizmeti alamıyor bu köyler? Ağırlıklı olarak e, bu bulunduğumuz yol 16 köyü birbirine bağlayan ana yol. Şimdi bu yollar yıllardır atıl vaziyette, asfaltı sökülmüş, yerine de asfalt yapılacak dendi ama bir bu türlü de yapılmadı. Yiyeceğiz. Evet, bu yoldan. Bu yolun devamında 16 köy var birbirine bağlayan. Ancak ne hikmetse sadece bir greder geçirilmiş, başka da bir hizmet verilmemiş. Diğer sorunlar da köylü, köylülerle birlikte hep beraber dinleyip göreceğiz. Bu köylerde ağırlıklı kimler yaşıyor? Yani göçmenler mi yaşıyor, Kırıkkalililer mi yaşıyor? Hayır, genelde buranın yerleşik halkı yaşıyor. Bunlar da genelde Alevi dediğimiz vatandaşları kapsıyor. ...ağırlıklı olarak bunlar yaşıyor. Ama işte dediğim gibi... ...bir türlü yeterince hizmet alamıyorlar. Siz hangi köydensiniz? Delice Merkez. Enver Bey'in bir iddiası var. Burada farklı partilere oy veren... ...köylere hizmet gitmediği yolunda. Ne diyorsunuz efendim? Valla bu yıllardır devam ediyor. Ben kendimi bildim bileli... ...ben 1952 doğumluyum. 13-14 yaşından itibaren de... ...hemen hemen esnaf olduğumuzdan dolayı... ...her yeri bilen, köyleri bilen ve bu çukur köylere hizmet gitme, gitmemenin sebebi farklı partilere oy verilmesi. Ekseriyatta CHP'ye çıkıyor. Ve bu köylerin çoğunluğu da delice merkezine gelip alışveriş yapan köyler. Başka bir yere gitmeye bilmezler. Bunun tam tersine hizmet maalesef gitmiyor. Ayrıcalık, Alevi Sünni davası işte görüyoruz. Bir Sünni köyden Yol geldi, burada bitti. Bura Enver Bey'in dediği gibi 16-17 köyü bağlayan bir yol. Dolanır, çevrilir, gelir. Şahane bir düzen, düzeni var. Ama maalesef farklı siyaset görüşünden dolayı hizmet gelmiyor efendim. Siz de aynı görüştesiniz. Evet efendim. Ben yıllardır hizmetler gelmiyor. Şimdi kışın yol kapandı. İlçe ekonomisine Katkı sağlayacak vatandaş alışveriş yapılıyor. Pazara gelemiyor, hastanesine gelemiyor, doktoruna gelemiyor, okuluna gelemiyor öğrenci. Liseye taşımalı öğrenci yapılıyor burada. Okuluna gelemiyor öğrenci. İyi. Ki başkente diyorsunuz sadece 130 kilometre. Evet, evet, okuluna gelemiyor öğrenci. Ankara'nın 100 kilometre yakınında bu. Bu Güneydoğu'da değil, Karadeniz'in uç dağlarında değil bu köy. İç Anadolu'nun göbeği efendim burası. Siz ne diyorsunuz? Köylere hizmet siyasetle karıştırılmalı mı? Karıştırmamalı ama ayrımcılık yapmadan buraya hizmet gelmesi lazım. Burası Büyük Avşar bir kasabasıydı. Belediyesini kapattılar, karakolunu kapattılar, sağlık ocağını kapattılar, postanesini kapattılar. Okullar lisesi vardı, liseyi de kapattılar. Sade ilkokul kaldı, ilkokulda kapanmak üzere yazışmaları devam ediyor. Merkeze taşıma bir şeyle gelecekler efendim. Yani oradaki öğrencilerin mağdur olmaması için orada kalması lazım, okuması lazım. Benim görüşüm, şeyim, dileğim bu. Bizim yollarımız yapılmıyor. Oy alınan köylere daha fazla hizmet götürülüyor. Ve oy almadığı, yani AK Parti'nin oy almadığı köylerimize bakım yapılmıyor. İşte gördünüz, Delici'den çıktınız, yayla yurttan bu tarafa çekim yaptınız. Şimdi Allah nasip ederse yollarımızı gezdireceğim size, göreceksiniz. Yani adamların sokaklarına kadar kaldırım taşı döşendi. Hala bizim burada mesela adamların bu, dediğiniz kimlerin yani AK Partiye oy veren köylerin içlerinde yani taşları döşendi efendim. Mesela burası bir kasabaydı. Kasaba alındı hala adamların şey yok yani bu köyün kanalizasyonu yok. Söz verdiler yapmıyorlar. Yollarımız dere depe çıkamıyoruz. Yağmur olduğu zaman aşağıdan bir yol gidiyor. Yani Delice'ye işte 25-30 kilometre bir yer. Oradan dolanıp gidiyoruz. Yani buradan çıkamıyoruz. Kar, kış olduğu zaman. Suyunuz var mı? Elektriğiniz var mı? Suyumuz, elektriğimiz var. Fakat elektrikte bakım yok. Çünkü tellerimiz kopuyor. Kışın çok zahmet çekiliyor. Yani ne bileyim. Devlet geliyor mu buraya? Hükümet yetkilileri geliyor mu? Devlet ve hükümetin biz görmedik. AK Parti'nin milletvekillerini delice'ye gidip görüyoruz. Köylerimize gelen giden yok. Ancak orada işte dertlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Tabi dinlenmiyor, dinletilemiyor. Kimseyi biz yukarıya de sesimizi duyuramıyoruz. Benim size teşekkürüm var. Çünkü geldiniz, dertlerimizi işte olduğu kadar anlatacağız. Siz de mümkünse halkımıza ve basınla çevremize duyuracaksınız. Sayın Muhtar, suç oranının yüzde %35'lerden daha yukarılara tırmandığını söylüyorsunuz ama 5 yıl önce de bu karakol buradan taşındı, lojman iptal edildi, karakol Delice'ye götürüldü. Ne söyleyeceksiniz? 2011'de suç oranının düşük olması nedeniyle iki lojmanı, artık büyük bir karakol zaten, küçük değil, kapatıldı, taşındı, suç oranı şu anda yükseldi. Tekrar açılır mı bilemiyoruz. Ama bir çalışma olduğunu biliyorum. 400 saniyelik bir köyde yaşıyoruz ama halen kanalizasyon sistemimiz yok. Yol sorunumuz var. Yani devlet bunda ilgisiz kalıyor. Yapacağız diyorlar. Halledeceğiz diyorlar. Sözler veriliyor ama yerine getirilmiyor. Neden getirilmiyor? Burada genelde zaten oy potansiyeli düşük olduğu için devlete yani AK Parti'ye onun için yani bizim Sorunlarımız giderilmiyor. Size göre normal mi bu hizmeti o aldığın oy oranına göre yapmak? Oy oranına göre yapmamalı çünkü niye burada sadece bu çevre köylerden veya biz geçmiyoruz. Herkes kullanıyor. Bu çevre köyler herkes vergi veriyor devlete. Bunu oy oranına göre değerlendirmemeleri lazım. Çünkü e, buradan 32 tane köy geçiyor bu yoldan. Yani bir köye bağlı veya iki köye bağlı oy potansiyeline göre değerlendirmeme lazım yol hizmetini. Gerekli yerlere sürekli yazışmalar, e, dilekçeler verildi. Altyapı yok. E, binaları çektiniz dışarıda atıl kalan binalar özel idareye bakımsız bakılmıyor. Onun haricinde... Lise kapatılmış. Lise kapatıldı. Jandarma karakolu vardı. Kapatıldı. Suç oranı yüzde otuz veya yüzde otuz şu anda büyük avşar ve çevre köylerde komple yüzde yetmişleri geçmek üzere. Ne ee, hırsızlık, e, kavga, hani bu tür suçlar. Neden bu suçlar artıyor sizce? Çünkü e, tedbir yok. Tedbir yok, işsizlik çok. Aynı zamanda e, e, bir caydırıcılık yok. Kamera sistemi yok hiçbir yerde. Çevre köyler dahil. Yol başlı başına bir sorun. Ee, gerekli görüşmeler yapıldı. Fakat e, bu sene yapılacak dendi. <laughs> Grup yolun yapılacak dendi. E, tekrar bütçe olmadığından seneye ertelendi. 2019'da yerel seçimler var herhalde ondan önce. Ondan önce e, olduğu için yapılacak Nisan'da da, yapılacak, yapılacak deniyor. O da 21 kilometre bir yol. Ödenek olmazsa zaten bizim e, delice... Şey, yayla yurttan bu büyük avşar arası e, 8 kilometre meşe yayla köyü e, 7 kilometre dağ obası köyü 6 kilometre küçük avşar 4 kilometre elmalı 7 kilometre buralar zaten toprak yol İmirli köyü 4 kilometre o arada toprak yol. Yol olmayınca hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Burak grup yoludur. İlçemize gidebilmek için grup yolunu kullanmak zorundayız. İlimize gidebilmek için yakın yol değil, doğvası yolu gösteriliyor. Orada asfalt değil. Kış yaklaşıyor. Ne yapacaksınız? Yani kışta burası kar çok kapatıyor mu yolları? Kapatır. E, komple e, yüksek mevki'deki yollarımızı, grup yollarımızı kapatır. Ancak ve ancak grader'ler yoluyla açılırsa e, küçük avşar üzerinden, Bozköy üzerinden, çevre köylerimizde Bozköy üzerinden eğer yol açıksa gidebilirler, yoksa mahsur kalırlar ve ölürler. Genelde de yüzde sekseni yaşlı kesim, hatta yüzde seksen beşe kadar ulaşıyor. Yaşlı kesim, genç kesim, büyük şehirlerde gidecek bir vasıta da yok. Efendim, Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankara'ya sadece 130 kilometre uzaklıktaki bir köyün muhtarı olarak konuşuyorsunuz ve yollar kapandığı için sırtınızda taşımak zorunda kaldınız. Hastalarınız ölüyor. Bu ilginç değil mi? Yani 130 kilometre uzaklıktasınız sadece ve sadece. İç Anadolu'nun kaderi diye düşünüyorum. Çünkü İç Anadolu e, her zaman devlete destek veren, vergisini dört dörtlük ödeyen, her koşulda vatanına sahip çıkan insanlar olduğundan dolayı mağdur ediliyor. Evet. Okulla ilgili sorunlarınız nedir muhtar? E, lise kapandı. Lise kapandıktan sonra zaten eğitim düştü. Lisede zamanında burada öğretmenler, avukatlar yetişti. E, okuyan insanımız çoktu. Kapandıktan sonra Delice'ye taşımalı olarak lise devam edildi. Okuyan çıkmadı maalesef. Sıfır. E, orta, orta, ilk ve orta öğretim okulumuz şu anda e, taşımalı sistemde. E, onda da tek bir memurumuz var. Hem karariferi yakıyor, hem e, temizliğini yapıyor. Bu da yetişemiyor. Kararifer yakıyor ama ne kadar güvenli bir patlasa can güvenlikleri yok. Peki bu sorunu anlattınız mı il milli eğitim, ilçe milli eğitim müdürlerine? Hem il, mil, ilçe milli eğitim müdürlerine anlattık. Hem kaymakamımız biliyor. Gerekli yazışmalarımız da var. Maalesef eleman verilmiyor. İşkur'dan yazılıyor. Delice ilçemize dağıtılıyor. Büyük Avşar maalesef havasını alıyor. Evet. Ben bu evlerin yapıldığı tarihi bilmiyorum. Benden doğmadan önce yapılmıştı. O günden bugüne kadar karşıda görürken bu sel yatağının içerisinden geçiyoruz. 24 tane aile var burada. 24 tane bu binadan başlayaraktan aşağıdaki evlere kadar 24 tane bina var. Sel geldiği zaman iki tane iki taraflı sel yatağı var. Bu teratuvarlar yapılmış, bir tane de öbür tarafında var oranın seli ve buranın seli burayı doldurduğu an otur geçme imkanımız olmuyor. Ancak ve ancak selin içerisinden geçebiliyoruz. Ve hastamız olduğu zaman bu sene babam 95 yaşında 15 gün önce bir yağmur yağmıştı. Ben bunu CHP milletvekiline de telefon ettim böyle böyle dedim ilgileniriz diye şey yaptılar, geldiler, kontrol ettiler ama bu şekilde Cem TV gibi gelip de resimlemediler. Geçecek bir halimiz yok. Sırf buradan inişte bu dere yatağını görüyorsunuz. Çıkışta çıkışı buradan daha kötü. Ne istiyorsunuz? Biz Şöyle 70 yapayım. yıldır şurada oturduğumuz halde ana yollarımızı bırakın. Tamam, ana yollarımız başta geliyor ama bu ara yollarımız 24 tane aile oturuyor 24 tane ailenin içerisinde hep bütün evlerde 70 yaşının üzerinde en az 2 tane kişi var. Bunların çoğunluğu kış boyu burada kalıyor, yaz boyu da burada kalıyor. Hasta oldukları zaman ne yapacak bu vatandaşlarımız? Eğer ki biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak biz vergimizi veren tek kişiyiz. Köylümüz, çiftçimiz, memurumuz hepsi vergisini ödüyor. Ve yurt dışında kalanlarımız da ödüyor. Anladım. Buraların ihya edilmesini istiyorsunuz. Tabiatıyla. Eğer ki biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak, vergimizi veriyorsak, burası Ankara'ya 130 kilometrelik bir alandır. Ben Doğu Anadolu'yu, Güney Doğu Anadolu'yu gezdim. Oraların en kötü yeri 130 kilometrelik kadar kötü bir yer yoktur. Demek ki biz Türkiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiliz. Bizim vergilerimizi almasınlar. Çiftçimizden almasınlar. Memurumuzdan almasınlar. Bugünkü hükümete 15 yıldır baş, başta kalan hükümete söylüyorum bunu. Büyük Afşar kasabasında doğup büyüyen işçisi, memuru, emeklisi, işvereni. Kimse bunların vergisini almasın. Bunların vergileriyle biz kendi yollarımızı kendimiz yapalım. Teşekkür ederim. Kendi şeyimize kendimiz bakalım. Teşekkür ederim sağ olun. Bir dakika bitireyim. Dok Benim babam 95 yaşında. Beyefendi 80 küsur yaşında. Bu dediğim 25 haneli evlerde yatalak olarak en az 10-12 tane aile gösterebilirim. Halen şu durumda şurada yaşıyorlar. 11. ay geldiği zaman %70'i imkanı olan oğlunun, gelinin, torununun yanına gidiyor. Çünkü burada bir şey olduğu zaman evinden dışarı çıkacak halleri yok. Bunların yapılmasını istiyoruz. Eğer ki biz AK Parti hükümetine oy vermiyoruz diye yapılmıyorsa, ayrımcılık yapılıyorsa bunun tek nedeni var. O vakit biz de başkalar gibi yola çıkalım, işgal edelim. Ben bunu defalarca söyledim. Gidelim Samsun yolunu keselim. O vakitte bize vuracakları tek damga var. Teröristtir, ne bileyim ayrımcıdır, ne bileyim şudur diye. Bundan da korkuyoruz. Peki teşekkür evet, ederiz. Sağ olun. kadını götürdü buradan sil. Oğlum. Ben zabıta memuruyum. Aldı gitti aşağıda öldü. Allah Gerçekten eylesin. zor kurtardı. Yani öldü, öldü. ölüncü cenazesini aldık. Sizin mutfak nasıl? Tencere e, pahalı mı kaynıyor? Ne oluyor? Pahalı kaynıyor. İstediğimizi yiyemiyoruz. İstediğimizi giyemiyoruz. Ee, yol sorunumuz da şöyle. Benim 103 yaşında annem var. Yatak. Maşallah. Maşallah. Ona bakıyorum. Kış geldi mi e, çamurdan çıkılmıyor. Doktor çağırıyoruz, gelemiyor. Doktora götürmek istiyoruz, araba çıkmıyor. Çok perişanız. Evet. O yönden yetkililere yol, çağrı yapıyorsunuz. Yol yapılsın istiyoruz. Adı önemli değil. Milletvekilimize dilekçe verildi. Biz perişanız yollardan çıkamıyoruz diye. Kaç oy veriyorsunuz da yol istiyorsunuz diye ithab edildi bizim köyümüze. Öyle mi söylendi? Biz bunu mu hak ediyoruz? Madem Türk milletiyiz, Türk bayrağının altındayız hepimiz aynı değil miyiz? O söyleyen milletvekiline bir daha oy vermeyeceksiniz herhalde. Bizim vermememiz önemli değil ki. Zaten verilmiş, zaten onlar kök salmış ama bu ayırtımı yapmasınlar. Hepimiz Türk milletiyiz. O milletin değil vekili mi? değil herhalde. Değil mi? Bilemiyorum artık. Niye bu ayrımı yapıyorlar? <laughs> Niye bu ayırtımı yapıyorlar? Madem Türk bayrağının altında yaşıyorsak, Alevisi, Sünnüsü, Kürdü, Tardı hepimiz insan değil miyiz? İnsanız tabii. Hepimiz Allah demiyor muyuz? Niye bu çileleri çekiyoruz o zaman? Bir tarafı kalkınıyor, güç kuvvet yetmiyor zenginlikten. Bir tarafı da e, tenceresini kaynatamıyor fakirlikten. Niye böyle olsun Türkiye'miz? Peki teşekkür ederiz. Siz ne diyeceksiniz? Kış yaklaşıyor. Kışlıklar Kış yaklaşıyor. Kışlıklar da hazır değil. Nasıl salak da nasıl hazırlayak. Anca kendi yağımız kendimizi zor kavuruyor. İki tane bebe var başımda. Gelin bıraktı gitti. Maşallah. Onlarla idare ediyor işte. Maşallah. Maşallah. Var mı bir şikayetiniz? Şikayetimiz yok sorun işte. Çoluğum çocuğum da Çok zaman kış gelince arabalar çıkmıyor. Sorunumuz o. Kazanımızda zor kaynatıyor. Hayat pahalılığı var diyorsun kazanda. Tabii hayat pahalılığı var. Aynı de, koşun dediği gibi giyemiyor, yok, yok. Canın istediğini alamıyorum. Ortalık Ekmeği dışarıdan mı alıyorsunuz? Ekmeği dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan biz. evet. Oturup hayat yapalım. pahalandı mı peki? Pahalandı tabii. Ekmekte gramı düşürdüler, kendi bahalandı. Evet. Öyle. Kendimiz de yapsak ucuza mal olmuyor. Zaten onu parayla alıyoruz. İnsanlar parayla çalışıyor. Kendimiz de yapsak e, dışarıdan aldığımızı daha çok geçiyor fiyatı. Ama yemek zorundayız. Aç duracak halimiz yok. Değil mi? Evet. Peki. Yani kıt kanat geçiniyoruz işte. Yolumuzda hasta oluyor, töker oluyor, gidemiyor, gelemiyoruz. Yolumuzu yapsınlar. Yol istiyor bizden. Ayırdım yapmasın. Oraya oturuyor şeyimiz başbakanımız. Biz ayırdım yapmıyor diyor ama yapıyorlar. Bu köyümüze yol gelmiyor. Onun için biz yol istiyoruz. Peki mutfak sorumlususunuz hepiniz. Evin belki kemiğiniziz. Evet. Mutfak nasıl mutfak? Mutfakta öyle işte. Yavan yaşlı gidiyor. Zor geçiniyoruz yani. Aldığımız 1 milyon 200 lira maaş o da yetmiyor bile. Mutfak sorununa yetmiyor bile yani. Aletlerimiz var, suyumuz var yetmiyor yani. Sizin mutfak nasıl? Bizim mutfak da aynı. Aynı. Bizde yol üstü yok. Yol sorunumuz, mutfak sorun, her şey sorun. Bizim bütün sorunumuz yol sorunumuz var. Yazın gelen gençlerimiz, misafirlerimiz bu yollar kanalıyla gelmek istemiyor köyüne. Yani burası 11 yıldır toprak. Ben bir daha evvelki dönemde de muhtarlık yapmıştım. O zaman burada asfalt vardı. Geldi, kazıdılar, asfaltı beğenmediler. Yenileyeceğiz dediler, gittiler. 11 yıldır hala yenilecek. Bize sözler veriliyor. Gidip derdimizi anlatıyoruz. İşte dinliyorlar, tamam diyorlar. Ama bir türlü gerçekleşmiyor bunu yolun yapımı. Niçin? Valla işte bizim köyümüzde %98 Halk parti oy çıkar. Yani yıllardır böyle ebe, ebeviyedattan beri Halk Partili'dir bu köy. Tabii bunun çok etkisi var. İktidar Partisi bizi ikinci sınıf vatandaş görüyor ve köyümüze hizmeti getiriyor. Getirmese de işte yani zor bela, güç bela alıyoruz. Ufak tefek hizmet alıyoruz. Yoldan başka sorununuz var Yoldan başka şu anda pek sorunumuz yok. Suyumuz var. 35-40 yıllık bir şeyimiz var bizim. Sondajımız var. O sondaj bize şu anda yetiyor. Yani kış, kıt kanaat. Kış yaklaşıyor. Şimdi kar, buz herhalde buralarda bayağı bir yolları tıkayacak. Tabii. Ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz? Şimdi bizim buradan Delice'ye gidebilmemiz için burada kışın pek gidemiyoruz. Kar kapatıyor yolları. Çamur nedeniyle arabalar çıkmıyor. Bu aşağıdan dolanma deriz yani bu grup yolu bunun devamı Samsun asfaltına çıkıyor. Oradan gidiyoruz. Orada 45-50 kilometre yol oluyor. Yani 20 kilometrelik yolu 50 kilometrede gidiyoruz. Ancak oradan gidebilirsek gidiyoruz. Kışın tabi ambulans yetişmiyor hastalarımız oluyor. Burada yaşayan nüfusumuz elinin üzerinde genelde. Şimdi o yüzden de mağdur oluyoruz yani kışın burada. Geçim kaynağınız nedir efendim? Geçim kaynağımız çiftçilik. Köyümüzde çiftçilik ve davarcılık yapılıyor. İşte çiftçinin de biliyorsunuz mazotu, gübresi, malum fiyatlar belli. Bu yönden millet çiftçiliği de bırakmak üzere. Bizim burada 3 4 büyük çiftçimiz var. Onlar yapıyor bu işi yoksa gerisi çiftçilik yapamıyor. Neden yapamıyor? Girdiler pahalı. Efendim e, buğdayı 8 liraya satıyor. 16 liraya tohum alıyor. E bu da yetişmiyor. Vatandaş borçtan kurtulamıyor. Çoğu tarım kredi kooperatifine, çoğu da Ziraat Bankası'na borçlu. Köylümüz öyle mazot fiyatları. 5 lira 10 kuruş. Bak orada lafabımız var. 5, lira 100, 5, bin lira. Ha, 5 bin 100 lira öyle e, oluyor. Mazot fiyatından dolayı çiftçilik biraz zor gibi. Herkes de bırakmaya çalışıyor. Peki sevgili Murtağ teşekkür ediyoruz. Bir şey değil efendim. Ben geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sesimizi duyurmanızı istiyorum. Evet başkent Ankara'nın sadece 130 kilometre uzağındaki Delice'nin köylerini gezdik. Çoğunlukla Alevi vatandaşların yaşadığı bu köylerde hakikaten hizmet gelmiyor. Başkente ne kadar yakınsa bu köyler hizmet alma yönünden de bir o kadar uzaktalar. O kadar uzaktalar ki ne yolları var ne suları var ne elektrikleri var başından beri dinlediniz buradaki köylülerle yaşayan insanlarla yaptığımız röportajları. Yolları yok. Yol olmayınca hiçbir şey olmuyor. Kış şartları yaklaşıyor. Allah onlara sabır versin diyorum ve Ankara'ya dönüyorum.